2016 yılındaki Brexit referandumu ardından Avrupa Birliği ve İngiltere arasında başlayan Brexit görüşmelerindeki tansiyon, özellikle Brexit anlaşmasının olması gereken son tarih olan 29 Mart yaklaştıkça artmakta ve her iki bölge arasındaki Merkez Bankası başkanlarının belirttiği gibi ortada somut bir adım atılmamış olması her iki bölge ekonomisi açısından da büyük bir tehdit oluşturmakta. Son gelişmelere bakacak olursak, geçtiğimiz ay Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazanan May, bu sefer Avrupa Birliği ülkelerinin onayladığı kendi planını salı günkü oylamada kendi ülkesindeki parlamentodaki üyelere kabul ettiremedi. Hatta bu oylama ardından İşçi Partisi bu sefer May hükümetine karşı parlamentoda bir güven oylaması yaptırdı. Bu oylama yaptırıldı ve az bir marjda da olsa May hükümeti bu güven oylamasını kazandı. Yapılan açıklamada tabii güven oylamasından sonra parlamentoda temsil eden diğer partilerle tekrardan görüşmelere başlayacağını ve 21 Ocak'ta parlamentoya Brexit konusundaki B planını açıklayacağını belirtti. İşçi Partisi bu görüşmeyi reddettiğini açıkladı. Tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzde bir pazartesi günkü yeni bir deadline'ımız var. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nden de bugün açıklama geldi. Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi Barnier yaptığı açıklamalarda herhangi bir adım atmaktan açıkçası çekindiğini gördük ve 29 Mart'ta anlaşmasız bir Brexit ihtimalinin arttığını yineledi. O nedenle ilk adımın aslında İngiltere nezdinden gelmesi gerektiği görülmekte. Sterlin tarafındaki fiyatlamalara bakacak olursak, salı günkü parlamentonun bu Brexit anlaşmasının reddi ardından panik satışlarıyla 1.27'nin altına gelmiştik. Ancak kısa sürede sterlin dolarının tekrardan hafta başındaki seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Bunun arkasında tabii parlamentoda May hükümetinin güven oylaması alması ardından genel seçim ihtimalinin azalmış olması, diğer taraftan 29 Mart'taki bu süre sonunun uzatılacağı ihtimal olasılığı ya da ikinci bir Brexit referandumun olacağı ihtimali, her ne kadar May bunları reddetmiş olsa dahi ve May'in pazartesi günü açıklayacağı bu B planının parlamentoda bu sefer güven oyu alacağı ihtimalinin açıkçası 29 Mart'ta anlaşmasız bir Brexit'in olabileceği ihtimalinden daha ağır basması olarak görmekteyiz. Risk fiyatlamalara baktığımızda ise İngiltere CDS oranları 2016 yılındaki referandum tarihindeki seviyelerine kadar yükselmiş durumda. 40 bas puan seviyelerinde işlem görmekte. Opsiyon tarafındaki ise volatiliteye baktığımızda ise yüksek seviyelerde olmamız nedeniyle son dönemde ekonomik veriler tarafındaki geri çekilmenin aksine iç politikada, İngiltere iç politikasında yaşanan bu Brexit konulu görüşmelerin gündemin üst sıralarında yer almasını ve sterlin tarafındaki gün içerisindeki oynaklığında yüksek seviyelerde kalacağını beklemekteyiz. Teknik seviyeler açısından ise her sabah çıkarmakta olduğumuz günlük teknik analiz raporunu gözden geçirebilirsiniz.